Sanat tarihçileri 19. yüzyıl Paris'inden bahsederken genelde teşhir ve sergileme kültüründen bahsederler. Ve bu resim tam da bununla alakalı. Mary Cassatt'ın locadaki inci kolyeli kadın resmine bakmaktayız. Resimdeki kadın sanatçının kız kardeşi olabilir. Operada özel odalardan, localardan birinde oturuyor. Arkasında bir ayna var. Aynada diğer locaların yansımasını görebiliyoruz. Paris Opera Binası büyük bulvarların tam kesişim noktasındadır. Yani bir mücevher gibi merkezdedir. Ama aynı zamanda gidenleri de meydana çıkaracak derecede ortadadır. Yani kısacası sahne sadece balenin olduğu yer değildir. Seyirci de bir nevi sahnede sayılır. Paris Opera Binası görmeye ve görülmeye elverişliydi. Bir sürü balkonu ve alanıyla Paris'in elit kesimine bakma olanağı sunuyordu. Bu resimde de kesinlikle böyle elit bir bayana bakıyoruz. Kompozisyona bir bakın. Mary Kasat sahneye arkasını dönüp kız kardeşine bakıyor olmalı. Ve Lydia da seyircilere dönük. Yani eğer seyirciler de Lydia'nın locasına baksalardı onu bu şekilde görürlerdi. Seyircilerin onu göreceği şekilde görüyoruz. O mücevher kutusundaki değerli bir obje. Ama Kasat aynada kardeşine bakarken gözükmesi gereken yansımasını resmetmemiş. Bu resim Fransa İmparatorluğu'nun bolluğunu, zenginliğini gösteren bir resim. Resimde büyük ihtimalle ara verildiği zamanı görüyoruz. Avize seyircilerin bulunduğu alana indirilmiş. Işıklar açılmış. Seyircilerin bakışları sahneden kopmuş birbirlerine çevrilmiş. Kasat'ın ailesi çok zengin olmasına rağmen babası onun sanatçı olma isteğini desteklemedi. Temel yaşam ihtiyaçlarını desteklemiş ama stüdyosu ya da sanat gereçleri için para vermeyi reddetmiş. Yani o dönemin sanatçılarının desteğini almasına rağmen. Kasat, Doga'nın çok yakın bir arkadaşıymış. Doga onun yeteneğine saygı duyarmış. Gerçekten inanılmaz bir ressam. Her yönüyle Paris'teki diğer empresyonist sanatçılarla eşdeğerdi. Bu resimde ustaların tekniği olarak çevirebileceğimiz virtüoza tekniği kullanılmış. Sanatçı resim bilgisini birçok farklı kaynaktan edilmiş. Ama kadın olması nedeniyle bu çok daha zor olmuş. İlk resim derslerini Pensilvanya Sanat Akademisi'nde almış. Ama kadınların sanat okulunda bile nü çalışmalarına izin verilmiyordu. Ve çağının birçok sanatçısı gibi kadın sanatçıların biraz daha özgür olabileceği Paris'e yerleşti. Ecole de Bozara kadın olduğu için kabul edilmedi. Ama birçok sanatçının kişisel stüdyosuna kabul edildi ve onlarla çalışma şansı buldu. Ama Paris'te bile kısıtlanıyordu. Örneğin Döga gibi arkadaşlarıyla kafelerde zaman geçiremiyordu. Bunu resmi için seçtiği konuda da görebiliyoruz. Resme baktığımızda kadınlar için konan kısıtlamaları ya da yaşadıkları zorlukları hatırlamak güç olabiliyor. Çünkü bir yandan burada bize gösterilen kadınlarda inanılmaz bir özgürlük havası var. Sağ dirseğine doğru eğilmiş hareketinde bir tür resmiyetsiz bir hava ve güçlü bir özgüven var. İnci kolyeli kadın Lydia belki de kendi dünyasını bize yansıtıyor. 19. yüzyıl sonlarındaki gerginlikleri aktarıyor. Kadınların kamusal alanlarda görünmeye başlaması. Özel ve halka açık alan gelgitleri sadece resmi konusunda değil, aynı zamanda Lydia'nın vücudundaki gölge ve ışıkta da mevcut. Yarı açık bir alanda bulunuyor. Loja tam olarak halka açık sayılmaz. Ama tam olarak özel alanda değil. Bakın ışık yalnızca yüzünün kenarına geliyor. Yüzünün ön kısmı gölgede. Burada kasatın cesaretini vurgulamalıyız. Ayrıca burjuvazi kültürünü, özel kavramı ve bunun önemi nasıl gösterildiğini de görmüş oluyoruz. Kasat, çağdaşı olan empresyonistlerle birçok ortak noktaya sahipti ve onların sanatlarında ele aldığı büyük problemleri o da ele almaktaydı. Örneğin yapay ışığa karşı olan ilgi. Ya da zamanda bir anı yakalamak için rastgele ve gevşek kullanılan fırça darbeleri. Omuzlarının birleştiği alanı çok ilginç buluyorum. Omuzlarının gösterimi ve omuzlarının yansımasının gösterimi bir araya geliyor. Ve eğer oradan takip ederseniz oturduğu balkonun kenarının aynada yansıması bize onun görüş alanını gösteriyor. Seyirci ona bakarken o da seyirciye bakıyor.